Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda apartmandan çıkan depremzedelerden arta kalan eşyalar, sağlam olanları buraya alıyorlar. Bunlar daha sonra incelenecekler. Kimlere ait olduğunu tespit etmeye çalışacaklar. Kimlere aittir, neler vardır? Bunlar işte çocukların oyuncakları var. Gördüğünüz gibi burada çocuk oyuncakları var. Çocuk elbiseleri var. Kırılmış bir karyola, halılar var, elbiseler var. Şurada gördüğünüz gibi yine bir televizyon var. Valizler, yataklar, yorganlar, kitaplar. Bu şekilde hayatını kaybeden insanların ya da yaralı insanların eşyaları, sağlam çıkanlar. Daha sonra bunlar tespit edildikten sonra yakınlarına ya da sahiplerine iade edilecekler. Hepsinde bir anılar var. Her şeyde bunun anıları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insan gerçekten üzülüyor şu anda. Valizler var. Hiç kullanılmamış battaniyeler var. Özellikle bakın poşet içinde dini kitaplar var. Tabii biz şimdi bunlara açıp bakamıyoruz ama görünüyor böyle arkadaşlar. Sağlam çıktıkça buraya alıyorlar. Buradan dediğim gibi sahiplerine verecekler ya da sahipleri kalmamışsa yakınlarına, yakınlar da yoksa belediye tarafına herhalde fakirlere dağıtılır. İşte burada görüyorsunuz arkadaşlar, tarhanası var. Şurada göstereyim size yakından. Tarhana var kavanozda. Tarhana yapmış. İşte insan hayatı böyle bir şey değerli arkadaşlar. Evet. İşte burada çocuğun bir tane bebeğin arabası var. Gene çocuk giysileri var. Bunlar. Böyle çıktıkça bunları koyacaklar arkadaşlar. İşte bu şekilde. Süpürge, elektrik süpürgesi, valizler, yatak, yorgan, hepsi var. Bu duvar olduğu gibi komple ya. Tavan abi, tavan, çatı. Tavan, tavan. Kable demir onlara, kable istiyorlar. Kesiyorlar etraftan demirle, ondan sonra blok halinde kaldırıyorlar. Yani. Demirini kesmeden kaldırmıyorsun. Yine de bunlar uzman yani, eğitim almışlar yani. Allah korusun, altına ne durman kaç var ya. Her an kopma ihtimali var ya. Demirler çok kayıp. Thank you.
şeyden kopmadı yerden ya, onu koparmaya çalışıyor. Evet. Orada bir tane tutan yeri var. Ha. Onu koparmaya çalışıyor. Var var, hepsi var abi. Demir kesme geçin. Var var, hepsi var. Burada canavar kullanmadılar. Nedense onu merak ettim. Koca bina ya, aldı geldi. Bak tavan mı şu? Tavan abi. Olanın burası. Tavan planı. Allah. Evet arkadaşlar, burada da köfte ekmek dağıtılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi su, köfte, ekmek. Baya da burada köfte ekmeğe rekabet var. Kuyruk uzadıkça uzamış şöyle.
yatırdım. Bu kadar adam da enkaz içine geldi.
Herkes dışarı açsın. Evet arkadaşlar, bu binada yan yatmış bir işlerle durdurmaya çalışıyorlar. Ödemesini yapalım, de kontrolü. İzmir Bayraklı Manavkuyu semtinde bu apartmanda yan yatmış temelden. Yıkılmasın diye bir işlerle şöyle durdurmaya çalışıyorlar. Kalabalık var ya. Hallederim ben sana. Tamam. Hemen yandaki binada yan yatmış. Her iki binada yan yatmış. Hadi gel, daha yerimiz çok. Tamam. Bir işler dayamışlar arkadaşlar. Geçilmiyor oraya ama. İşler tutulamazlar gibi. Evet arkadaşlar, şöyle bir işlerle tutmuşlar. Binayı dayamışlar gördüğünüz gibi, yıkılmasın diye işlerle binayı korumaya çalışıyorlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, bu bina çökmüş sağa doğru şöyle. Güvenlik çemberinden geçemediğimiz için buradan çekmek durumundayız. Bu bina sola yatmış. Hemen karşısındaki bina yıkılmak üzere, vinçlerle durduruyorlar şöyle. Bakın şöyle vinçlerle tutturmuşlar. O da yıkılmış. Yıkılmak üzere hemen hemen. Bu binada yatmış aşağıya doğru değerli arkadaşlar. Şöyle. Hatta alt katta altlar, enkazlar var altlarda. Alt katlar tamamen enkaz olmuş. Gördüğünüz gibi şöyle. Alt katları enkaz. Kaç kat? Yukarıdan aşağıya küçülmüş bina. Hemen yanında da böyle kepçelerle, vinçlerle korumaya çalışıyorlar. O da yıkılacak. Yıkıldı, yıkılacak. Hemen böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bina ikisi de biri sağa biri sola yatmış. Fark ederseniz şu soldaki bina arkadaşlar 7 katlıymış. Ancak 4 katı aşağıda kaybolmuş. 3 katı gitmiş. 4 kat görünüyor. Onun yanındaki bina ise biraz daha ona göre yıkılmış ama aşağı katlara batmamış yani. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Burada hayırsever vatandaşlar tarafından çamaşırlar, eşyalar getirilmiş. Yatak, yorgan, ihtiyacı olanlar da burada böyle seçiyorlar çoluğuna, çocuğuna. Elbiseleri alıyorlar. Evet. Bir yanında tamam. Yine bizim... Yine... İşte değerli arkadaşlar, İzmir nasıl bir modern İzmir. Bakın her tarafta yemek veriliyor hayırseverler tarafından. Su veriliyor, yemek veriliyor. Ayran. İsteyen herkes buradan ücretsiz olarak alabiliyor. Gerçekten bizim halkımız ne kadar iyi bir insan yani. Yemek, kaynaç olan olabilir. Buyurun. Merhaba abi. Ne yapıyorsunuz? Geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Mahallemiz büyük bir felaketten tam geçiyor. Evet. İnşallah Allah'ın bunlar da geçer. İnşallah abi. İnşallah. Herkesten dua bekliyoruz. Sabır. Ölenlerimiz var. Sokağımızda. Evet. Ben bir sokağa arkada oturuyorum. Yaklaşık bir ölülerin bir iki civarı bu semtte. Ölülere ve yakınlarına Allah sabır versin. Amin inşallah. Allah'ım ölenler bize Allah rahmet eylesin. Yaralı vatandaşlarımıza Allah şifa versin. Bize de geçmiş olsun inşallah yani. Hadi çok geçmiş olsun. Hadi sağ olasın. Evet değerli arkadaşlar. Hakikaten İzmir 6.6 depremde sarsıldı. Fakat yaralarını sarmaya çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi her tarafta ücretsiz süt, ayran, ne varsa ellerinde ne varsa hayır kurumları getiriyorlar. Böyle insanlara dağıtıyorlar. Gerçekten gurur duyuyoruz. İhtiyacı olanlar ne varsa burada temin edebiliyorlar. Evlerine giremeyen vatandaşlarımız ya da depremde zarar gören vatandaşlarımız böyle sıcak çorba, hepsini veriyorlar, su veriyorlar.
Meyvesi mi aynı? Evet, yine burada hayır kurumları çadır kurmuşlar. İhtiyaç sahiplerine burada yemek veriliyor, çay veriliyor. İsteyene sıcak çay, sıcak yemek. Allah hayırlarını kabul etsin diyelim arkadaşlar. Gerçekten siz de görüyorsunuz yani. Bebek çorapları, moraplar, sıfır sıfır şeyler aldık. Onları dağıtıyoruz. Var abi. Nerede abi? Şu arkada hemen. Şu yola doğru git. Binanın bu yıkık binadan arkasında. Tek tek dolaşacağım ihtiyaçları olan var mı diye de o yüzden. He, Kızılay dolaşıyor. Yok, abi de. Bıraktık abi de. Ya bazen biliyorsun sivil toplum kuruluşlarında bazı şeyler gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamayabiliyor. O yüzden oraya şey yapacağım inşallah. Allah razı olsun abi. Hayırlarınızı Allah kabul etsin inşallah. Yani. Yani adam soruyor. Evet. Emin olmayın abi. Doğru abi, şimdi birçok kişi şimdi... Elimden gelen neyse verdim ben ya. Ne yapacağım? Hep sahne değişen bir şey yok. Allah razı olsun. Yani. Yeter. Tabii. Ne güzel abi. Allah kabul etsin inşallah. Peki bu binalara daha bir şey yapılmaz değil mi? Bu binalar yıkılacak abi. Yok, altında kalan kimse var mı? Bu binada yok. Şunda yok ama şu binada var. Bunda var mı? Ha, onda var. Altında da mı? Tabii. Bunda yok olduğunu nereden biliyorlar? Millet? Onda olsaydı şimdi söylerlerdi şey AKOT'a yani. Soruyorlar ya dairede kalan var mı yok mu diye yani. Ha. Bunda var değil mi? Bunda var. Onun üç katı çekmiş zaten yerin altına yani. Üç katı mı? Üç katı. Üç kat yok bak, o bina 7 katlı normalde. 7 kat mı? Tabii. Üç katı yok onun. Üç katı altta çöküp yani. Bak yandaki binaya bak, yandaki ne kadar yüksek ona bak mesela yani. Şu yandakine bak yani. Onun bak normalde 7 katlı o bina. 4 katı görünüyor. 3 kat yok yani. Öyle mi? Yerin altında. Ha. İşçiler işlemler altında. Tabii şu anda orada çalışma yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz yani. Yapılmıyor değil mi? Binada yok. Evet. Binada gelmedi. Ama burada var yani. Burada kalan çokmuş yani. Öyle mi? Öyle söyledi. Şimdi bir tanıdıkla karşılaştım. Tanıdıkları varmış yani. 7 kat mı burası ya? 7 kat abi bunlar. Yanda bak, yanda bak. Tamam anladım. Şu binayla aynı 7 kat bak. Aynı yani. 7 kat bir farklı.
Neyse olacak? Bak şuradan say zaten belli bak yani. Helal ederim. Meyve suyu mu dağıtın? Aynen abi. Ver abi. Ben almayacağım. Ben almayacağım. Çocuklara ver sen. Tamam. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Tamam, sağ ol. Her kolonu ona monte ediyorlar. Evet arkadaşlar işte 7 katlı binanın sadece 1, 2, 3, 4 katı görünüyor. 3 katı yok. Yanındaki binada yan yatmış. Onda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat. Onun da bir katı yok. Evet. Hemen onun arkasında bir bina daha yattık. Şu ağaçların arkasındaki binada yattık. Ama burada net olarak göremiyorsunuz siz. Şöyle baktığınız zaman yan yattık yani. O binada yan yatmış yani. 6, onun da bir katı çökmüş. Yani burada 3 bina, 3'ü de bu şekilde yatık bina. Tamamen çökmemiş, göçmemiş, yıkılmamış ama yere doğru batmışlar arkadaşlar. Buradaki 3 bina çöküyor yani. Yere batmışlar yani. Kepçelerle de böyle destek vermişler. Yıkılmasın diye. Kötü işçilik, kötü malzeme ve sonuç bu arkadaşlar işte. Binlerce insanın canına mal oluyor. Hatta bakın şöyle en üst kattaki dairede bir çamaşırlar serili. Ama onları bile toplamaya fırsatları olmamış. Her iki dairede de çamaşırlar serili. O şekilde kalmış arkadaşlar. Gene burada bakın gönüllü kuruluşlar Kızılay ellerinde ayran, meyve suyu, yemek dağıtmaya çalışıyorlar ama herkes artık doyduğu için kimse bir şey almıyor. O kadar malzeme, o kadar yiyecek içecek bol ki dağ gibi maşallah. Hiç kimse çok şükür aç ve açıkta kalmıyor. Herkes sahip çıkıyor. Gerek sivil kuruluşları gerek devletimiz. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elinden ne geliyorsa insanların birbirine destekleşiyorlar. Yani yardımlaşıyorlar. Evet. Sabaha kadar sıcak çaylar dağıtılıyor. İsteyen çayını içebiliyor gene. Evet. Çay içerken çay var mı? İşte üşüyen bir baba çadırın önüne böyle sopa kurarak ısınmaya çalışıyor arkadaşlar. Aldı ya. Ona yakacak getirdiler. Çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. (Gülüyor)
üşüyen vatandaşlarımız böyle sopalarda ısınmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Evet bakın şöyle sopalara odun yakarak ısınmaya çalışıyor insanlar. Gerçekten İzmir'de hava iyiden iyiye, gece soğudu. O yüzden böyle bidonların içine ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Havalar gayet gece soğuyor burada İzmir'de. Soğuyan havaya gece ısınmak için de böyle bidonlara ateş yakıyorlar. Ben biraz daha şarap. Ya var. Benim farklı bir şey. Bir daha geldi şarap dedi. Bir daha geldi. Bir tane kalmıştı. Amca sende de şans yoktu ya. Bir daha geldi şimdi. Ne kaldı? Havalar İzmir'de gece soğuduğu için böyle bidonlarda artık ısınmaya çalışıyorlar. Odunlarda. Yeni doğan var mı? Yeni doğan bebek. Sen nerede kaldın? Yeni doğan bebek. Merve sen. Evet arkadaşlar bakın yepyeni bina nasıl patlamış görüyorsunuz. Lüks bir bina. Hemen yıkılmak üzere gelmiş. Evet. Hemen Rıza Bey apartmanının arkasındaki apartman bu da arkadaşlar. Mercan apartmanı. Bu da patlamış. Güvenlik açısından bina boşaltılmış sevgili arkadaşlar. Böyle lüks lüks binalar patlıyorlar arkadaşlar. Hepsi de yakın buralara. Evet. Gene bir başka bina arkadaşlar. Gene bu binada Ziya Bey apartmanına yakın bir apartman. Bakın bu da hasarlı. Patlamış. Yine Özkanlar, Çetner apartmanı. Her tarafı patlamış arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunlar buralarda hep hasarlı bina arkadaşım bunlar. Thank you.
Abla. Çıktı mı? Efendim? Abi. İki tane prenses ben nasıl göreceğim? Yağırıyorum babam. Yağırıyorum. Dün dediler beni kaçırıldı bu kadar insanın. Oğru geldi anne ne yapıyorsun? Başbakan. Ablam mesaj attı. Başbakan dinle. Ben koştum o kadar yerlere koyar. Bir baktım başbakan ağzı alıp gidiyor. Söyleyeceğim. Kızımın buradan geldi. Bak bizim ev. Bak bu yukarıları yerine aldım. Bu çok ışıkları bir kat daha atılması lazım. O da yazdım 4-5 saat sürüyor. 72 saat yaşam şansı oluyor. 72 saat oldu. Ya yiyecek nasip oldum. 75 bir şey olmaz mı? Ya birinci katta ya ikinci katta. Dün senseydi diyorlar ama giriş daha kolaydı. Dönerek olduğu için en arkaya gitmiş arka yöne kadar. Şeye toplandılar orada ama odaklandılar evet. Rıza Bey apartmanda şu anda çalışmalar hızla devam ediyor. Thank you.
şu anda 35 yaşında ablamızın kızı ve torunu enkaz altında. Onu bekliyorlar teyzemiz. İkisi birlikte. Kaç daire varmış bu apartmanda abi ya? Altta spor salonu mu var daha burada? Amca gidiyor, gidiyor bir şey oluyor. Bir evvel. Şu anda altta bir kısmen var. Spor salonu var da. Aşağıda bir salon var. Güzel işte. Direklerini kesmişler falan diyorlar altı. Altı. Burada mı? Mülkiye müfettişliğinde emekli bilinçli bir insan ilk buranın yöneticisi olur. Orada bir tane şey ilk olarak görevler evlerini yapıyor. Bunları istemeden gösterirler ki onu böyle gösterirler. Evet, şu anda yan yatan apartman kepçelerle yıkılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bina yıkıyorlar. Evet arkadaşlar, bu bina göçürüldü. 7 katlı binaydı. 3 katı yerin dibine batmıştı. Şimdi komple binayı yıktılar. Öbür binada yıkılacak. Evet, şu anda enkaz yığını haline geldi.